Bilinen en ağır element olan samaryuma, ilk kez bir öte gezegende rastlanıldı. Üstelik bu element, Dünya'nın çekirdeğine yakın seviyede bulunurken, bu gezegenin atmosferinde yer alıyor. Elementler yalnızca gezegenimiz Dünya'da bulunmuyor. Dünya'da bulunan elementlerin pek çoğuna, uzayın diğer bucaklarında da rastlayabiliyoruz. Hatta dünyamızdaki pek çok elementin de uzay kaynaklı olduğu düşünülüyor, bu elementlerin dünyaya göktaşları gibi yapılarla taşındığı kabul ediliyor. Bu elementlerden birisi olan ve dünyada nadir elementler arasında yer alan samaryum elementi ise yeni bir keşfin öznesi oldu. Bilim insanları bir öte gezegende ilk kez samaryuma rastladı. Samaryum, bilinen elementler arasındaki en ağır element konumunda. Çin Ulusal Astronomik Gözlemevi'nden bilim insanları, Dünya'dan yaklaşık 556 ışık yılı uzaklıkta, farklı bir galakside yer alan, Maskara 4 adlı gezegende samaryuma rastladı. Samaryumun keşfi, bugüne kadar bir öte gezegende yapılan en ağır element keşfi oldu. Üstelik Dünya'nın derinliklerinde ve özellikle çekirdeğine yakın bölgelerinde bulunan samaryum, Maskara 4 gezegeninde atmosferde yer alıyordu. Bu da aslında, Maskara 4'ün yapısıyla alakalı bir durum idi. A-tipi genç bir yıldızın etrafında varlığını sürdüren Maskara 4, ultra sıcak Jüpiter olarak da biliniyor. Jüpiter'in 3,1 katı kütleye sahip olan gezegende, sıcaklığın 1976 santigrat derece gibi, çok üst düzeylerde olduğu tahmin ediliyor. Bir öte gezegende keşfedilen en ağır element keşfi, Avrupa Gözlemevi'nin Espresso spektrografı sayesinde mümkün oldu. 13 Şubat ve 1 Mart 2020 tarihlerinde yapılan gözlemlerden, elde edilen verileri inceleyen bilim insanları, Maskara 4 hakkında önemli detayları gün yüzüne çıkardı. Gezegende samaryumun yanı sıra, titanyum ve baryum elementlerinin de varlığı görüldü. Samaryumun yanı sıra baryum da ilk kez bir öte gezegende görülmüş oldu. Samaryum bir nadir toprak elementidir ve Dünya'nın kabuğunda, kalay gibi metallerden daha yaygın olmasına rağmen yeterince ünlü değildir. Belli ki, kalayın daha iyi bir halkla ilişkiler ekibi var. Samaryumun atom numarası 62, bu da onu gezegen atmosferinde tespit edilen en ağır element yapar. Her yıldız ve gezegen, doğumdan itibaren bu elementleri içermelidir. Asıl soru, neden tespit edilecek kadar bol olduklarıdır? Büyük atom numaraları göz önüne alındığında, genellikle yüksek basınçlı alçak irtifa bölgelerinde bulunmalı ve tespit edilmesi kolay olmamalıdır. Samaryum, bir öte gezegenin atmosferindeki bilinen en ağır element olsa da, bu gezegenin başka bir benzersiz özelliği daha vardır. Burada rubidyum bulunmuştur. Bu element, ilk kez bir öte gezegen atmosferinde bulundu. Ekip, önceki magnezyum, kalsiyum, krom ve demir tespitlerini doğruladı. Ekip ayrıca baryum ve titanyum ve muhtemelen skandiyum da tespit etti. Titanyum varlığı, daha önce aşırı sıcak Jüpiterlerin atmosferlerinde, ozon benzeri tabakalar halinde düzenlenmiş, titanyum oksit olarak tespit edildiğinden ilgi çekicidir. Titanyum burada, bir element olarak tespit edildi, dolayısıyla sadece bu atmosferik tabakaları oluşturmak için değil, aynı zamanda samaryum ile reaksiyona girmek için de. Çok az oksijen mevcut olabilir. Dünya'nın havasındaki samaryum, oksijen ve su buharı ile reaksiyona girer, bu da bu maddelerin bu özel öte gezegende eksik olabileceğini düşündürüyor. Ekip, gezegen önünden geçerken, yıldız ışığını ölçmek için Şili'deki çok büyük teleskopu kullandı. Atmosfer ışığı filtreler ve bir spektrograf kullanarak, bu gezegenin atmosferinde bulunan element türlerini belirlemek mümkündür. Yıldız A sınıfı, Güneşimizden daha sıcak ve daha büyük. Bu gezegenin ne kadar yakın olduğu Dünya-Güneş mesafesinin %5'inden daha az olduğu göz önüne alındığında, ışık gerçekten de atmosferine zarar veriyor. Ekip, tespit edilen bu yeni kimyasal elementlerin varlığını doğrulamanın yanı sıra, daha fazla element ve molekül keşfederek, atmosferde her birinin ne kadar olduğunu netleştirebilecek.
takip gözlemleri yapmayı umuyor. Gezegenlerin bileşimlerini ev sahibi yıldızlarla karşılaştırmak, gezegenlerin ve atmosferlerinin oluşumu ve evriminin anlaşılmasına ışık tutmalıdır.